Anne babayı koruyup kollamak nasıl olur? Onları dine, imana çağırmakla olur. Onların güzel ahlaklı olmasını teşvik etmekle olur. Değil mi? Kadın kız satan anne baba ahlaksızdır. Evet, inşallah. Çocuğunun ırzına geçmeye kalkan anne baba ahlaksızdır. Ensest ilişkiye giren yani anne baba ahlaksızdır. Karısını, kızını bilmem teşvik eden, olumsuz şeye teşvik eden kişi ahlaksızdır. Çocuğunu dinsiz, imansız yapmaya için ona baskı yapan, ona şiddet uygulayan kişi zalimdir. Evet. Değil mi? Evet. PKK'lı yapmaya kalkan kişi zalimdir. Efendim, Müslümanlarla çocuğunun görüşmemesi için her türlü şiddeti kullanan kişi zalimdir. Evet hocam, inşallah. Bizim böyle anne babalara karşı saygımız olmaz. Evet. Bunu bize Kur'an söylüyor. İnşallah. Ashab-ı Kehf niçin mağaraya çekildi? Anneler babaları ahlaksız olduğu için çekildiler. Ya olup anneler babalarını da getirirlerdi. Yamuk anneler babaları. Çocukları koymuyor ibadete. Allah onu bir şeref olarak gösteriyor anneler babalarının ayrılmalarını. İnşallah hocam, evet. Değil mi? Evet. Hazreti İbrahim de babasından ayrıldı. Elhamdülillah, inşallah. Değil mi? Evet. Nuh mesela eşinden ayrıldı. Lut eşinden ayrıldı. Evet. Lut kavmini bıraktı. Evet. Tamamen bıraktı. Maşallah. Dolayısıyla güzel ahlaklı efendi olan anne baba baş tacıdır. İnşallah. Fatih Efendi, duyuyor musun beni? İnşallah. İnşallah. Biz ahlaksızlık yapan insanlara karşı tabii ki tavır alacağız. Evet. Tabii ki tavırlı olacağız. İnşallah. Değil mi? Din, imani konuları anlatırken kakır kakır gülen, gizlice alay eden insan zulüm yapıyordur. Ve günaha giriyordur. İnşallah hocam. Efendim, insanların itici bulacağı tipleri Müslüman diye ortaya çıkartıp Müslümanlığın aleyhine bir psikolojik ortam meydana getirmek zulümdür. Bunları düşünmesi lazım Fatih Altaylı. İnşallah hocam. Abi, aklını başına alacak. Kardeşim, ben şimdi anlatamıyorum yani, rezalet tarzında yani o olaylar. Evet. Gazetedeki. Yani kadın kız resimleri bilmem neler falan. Anadan doğma ya böyle. Evet. Göğüs bağrı ortada falan. Hani sen anne baba koruyup kolluyordun sen? Hani bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsun. Estağfurullah. O kızların annesi babası yok mu? Var. Çocuğu yok mu? Kardeşi yok mu? Var hocam şu an. Onlar niye öyle afiş ediyorsun o zaman? Mahcup ediyorsun. Değil mi? Evet hocam. Niye küçük düşürüyorsun? Evet. Ve millete niye teşvik ediyorsun? Bir de tıklayın diye niye bana haber gönderiyorsun? Bana da hitap ediyorsun evet, sen. Evet, değil hocam. Mi? Tıkla, sana karı kız resimleri göstereceğim diyor. Evet. Ben de istemiyorum diyorum. İnşallah. Değil mi? Evet, inşallah. Demiyor ya, tıkla diyor, bak tıkla evet. Ben sana karı kız resmi göstereceğim diyor. Çır çır çıplak. Anadan doğma seçtim sana diyor. Çeşit çeşit diyor. Gel bak diyor, hoşuna gitsin diyor. Ben de diyorum ki ayıptır yaptığın. Evet. Kendini bambaşka lanse etmeye kalkıyor ama işin doğrusu bu. Evet, inşallah. Evet. Anne ve baba ile ilgili ayet okuyorum hocam inşallah. Evet, şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana anne ve babasına karşı güzelliği ilke edinmesini tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa bu durumda onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim. Bir daha oku ayeti. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Biz insana anne ve babasına karşı güzelliği ilke edinmesini tavsiye ettik. Güzel. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa bu durumda onlara itaat etme. Bitti. İnşallah hocam. Ashab-ı Kehf'in de yaptığı budur. Ne diyorlar? Yavrum diyor, puta ittiba edeceksin. Putlara bağlanacaksın. Küfre bağlanacaksın. O zamanki Darwinist materyalist sisteme, evrimci düşünceye bağlanacaksın diyorlar. Anneciğim babacığım diyor, ben böyle bir şey yapamam. Ben Müslümanım diyor. Anladık ki diyor, sizinle beraber yaşayamayacağız, siz bize nefes aldırmayacaksınız, saldırıyorsunuz, fikirlerimize müdahale ediyorsunuz. Biz Allah'a sığınıyoruz, hadi bize müsaade ediyor. Ve Allah Ashab-ı Kehf'i bütün dünyaya örnek kılmıştır. Bütün İslam alemine gelmiş ve geçmiş, herkese örnek kılmıştır. Evet hocam, inşallah. Ashab-ı Kehf, Müslüman Ashab-ı Kehf gibi olacak ahir zamanda. İnşallah hocam. Yamukluk, ahlaksızlık yapan anne babanın yanından kaçacak. Evelallah, inşallah hocam. Babası kızının ırzına geçiyor. Diyoruz ki yavrum kaç git.
Çünkü ya, ya babamdır diyor. Ulan babası kalmış mı bu işin? Ebedi baban olamaz o senin artık. İnşallah. Ya özür dilese de olmaz. Nerenin babası? Olur mu öyle baba ya? Olmaz tabii ki hocam. Yani kızına tecavüz etmeye kalkan adam baba olur mu? Ve bu bazı ülkelerde %30. Evet hocam. Bazı ülkelerde %20. Yani bu kadar yüksek oranı var. Yani toplum geneline göre. Adliye intikal etmiyor. Mesela Brezilya'da acayip yüksek. Evet. Yani tecavüz, kızına tecavüz etmeyen parmakla sayılıyor artık. Yani şu 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 falan tarzında. Oğluna kızına anormal sapıklık, ahlaksızlık yayıyor. Peki ülkemizde ne durumda bu durumlar? Türkiye'de de çok yüksek. Türkiye'de çok yüksek. Türkiye'de adliye intikal etme olayı çok düşük. Korkuyor kız çocukları, söylemiyorlar. Yani, yani, e tabii yani ya şimdi savcının önüne çıkıyor, anlat diyorlar. Nasıl oldu? Gazetelere çıkıyor. İşte babası şöyle ırzına geçmiş, böyle ırzına geçmiş. Çocuğu mahvediyorlar. İncecik bir çizgi gözüne. Ulan zaten belli onun ne olduğu. İncecik çizginin olur mu? Adli tıpa gidiyor. Heyetin karşısına çıkarıyorlar. Anlat kızım nasıl yaptı? Ya kardeşim mahvolur çocuk, ona defalarca defalarca anlattırılır mı? Çocuğa ispat ettiriyorlar. Gel seni muayene ettireceğiz diyorlar. İşte. Yani çocuğun zaten çekindiği konu. E sen ne yapıyorsun? Acayip şoka sokuyorsun çocuğu. Orada inanması lazım. Yani kısa bir, mesela kadın doktor kısaca bir muayene eder. Tamamen kapalı olarak tutulması lazım olayın. Hiç şamatına. Ve gizli dosya. Dosyada da gizli. Basına da bilgi verilmeyecek. Alacaksın annesini, abisi, dayısı, kimse yakın bir akrabası. Onun yanına yerleşeceksin. Adama diyeceksin. Sen bu çocuğun yanına yaklaşırsan en az 3 yıl hapis cezası yersin. Yani bunun bulunduğu yere 5 kilometreden, 3 kilometreden fazla yaklaşmayacaksın. Bulunduğu eve. Yani nerede bulursan uzağında duracaksın. Usul budur. Böyle olması lazım. Kanunların buna göre düzenlenmesi lazım. E çocuk da rahat eder o şekilde. E öbür türlü adam iftira etti diyor. Hayda. Çocuk ispat etmek durumunda kalıyor. Tek başına dövüyorlar. Karakolda barıştırıyorlar bazen diyor. Barış, ya barışılacak bir yön var mı kardeşim? Hırzına geçmiş çocuğun. Nesine barışacaksın onu ya? Değil mi? Onun için böyle ahlaksız üçkağıtçı takımına karşı var gücümüzden tavır göstereceğiz. Yani ahlaksızlar sinsice gizliyor kendilerini. Ahir zamanda iyi kötü göstertilir, kötü de iyi göstertilir. Kötüleri iyi göstertiyorlar. İyileri de kötü göstertiyorlar. Çünkü basın, televizyon, radyolar ellerinde olduğu için bir kısım kişilerin. Fakat artık bu oyunlarında son noktasına geldiler. Bundan sonra yapamazlar. İnşallah hocam. İnşallah. İstatistikler var hocam. Okuyayım mı bir iki tane? Evet. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kadınların %25'i ensest mağduru. Bunlar... %25. Evet. Bakın. 100 kadından 25 tanesinin ırzına akrabaları, abisi, babası geçiyor. O anlatıyor. Evet. Diyor ki ya diyor, annem babandır ya diyor. Ne, olur mu öyle şey diyor. Nerenin anne babası kardeş? Orada anne baba kalmamış. Yok. Kim yaptıysa, annesi yapmadıysa o ayrı, annesi masum olur. Ama babasıysa nüfusta, mesela diyor ki iki tane kız çocuğu vardı nüfusta, olmaz. Devlet onu çıkaracak. Böyle bir çocuğu yok diye çocuğu, mesela kız çocuğunun soyadının değişmesi lazım. O adamın soyadı olmaz artık. Ya onun kızı değil o. Gitti. Kafanın bir daha ebedi olmaz yani. Hiçbir şekilde değişmez. Nüfus idaresinde kaydının düşürülmesi lazım. Babası hanesinde de öldü diyecekler. Yani hükmen manen ölmüştür artık. Yok o kadar. Bir akrabasının, bir tanıdığının şeyini alacak. Nüfusuna geçecek. O şekilde olması lazım. Bunlar olmadığı için... Bakın %25 gibi akıl almaz bir zulüm devam ediyor. Evet, %25. Ya. Bu ne demektir kardeşim? Yani? 4 kişiden bir kişi. Zorla PKK'lı yapılan çocuklar. Çünkü aile kutsal din, dokundurtmuyorlar. Fatih Altaylı da bu kurnazlıktan gidiyor. O da kendi kafasınca. Yani aile koruyor. Ya sen aileye bakış açın malum. Gazetene baktın mı görüyor sen aileye bakış açını. Bize ne aile edebiyatı yapıyorsun sen? Evet. Değil mi? Evet hocam. Gazetende ne olduğu belli değil mi olayın? Belli hocam. Anlatıyorsun işte. Bütün felsefen, düşüncen, inancın her şeyini koyuyorsun. Daha ne var burada anlatacak?